attığım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Yeniden merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Biz daha önceki dersimizde k harfini öğrenmiştik, değil mi? Şimdi bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Hangi sayfada kalmıştık? 11. sayfadaydı. Hadi birlikte buradaki etkinlikleri yapalım. Bakalım bu sayfada neler yapacağız? Bu sayfada çok eğlenceli bir çalışma görüyorum ben yine. Diyor ki aynı renkteki heceleri örnekteki gibi birleştirerek sözcükler oluşturalım. Renklere dikkat ediyoruz, sonra onları birleştiriyoruz. İlk olarak pembede örnek vermiş bize. E, L, ele. Buraya yazdık. Şimdi bakalım. Maviye bakalım. K, L, kale. O zaman boşluğa yazmalıyız. Sonra yeşillere bakalım. E, la. Ela oluşturduk. Bunu da yazıyoruz. La, le. Lale. Laleyi de yazıyoruz buraya. Kontrol edelim bakalım. Doğru mu cevaplandırmışız? Evet. Ka, le. Kale. La, le. Lale. E, la. Ela. Tamam. Diğer çalışmaya geçebiliriz o zaman. Ve burada bir bulmacamız var. Diyor ki varlıkların adını bulmacaya yerleştirelim. Hadi birlikte yerleştirelim. Neydi bu? Lale. O zaman her kutucuğa bir harf gelecek şekilde lale yazıyoruz buraya. La, le. Şimdi buraya bakıyoruz. Bunun başında neydi bu? Elek. O zaman sağa doğru yine her kutucuğa bir harf gelecek şekilde elek yazıyoruz. E, lek. Elek. Ne kaldı burada? K sesi kaldı, değil mi? Peki bu nedir? Kale. O zaman yukarıdan aşağıya doğru kale yazmalıyız. K, le. Burayı da tamamladık. Geldik buna. Bu nedir? Kek. O zaman buraya da kek yazıp bulmacayı tamamlıyoruz. O zaman birlikte kontrol edelim bakalım. İşte bu şekilde olmalı. Lale, elek, kale, kek. Çok güzel. Bulmacayı tamamladık. Karşımıza bir bulmaca çıktı. Bulmacadaki kelimeleri bulup boyayalım, örnekteki gibi yazalım diyor. Bakalım, ilk sırada örnek verilmiş. Ne yazıyor? Kelek. Kelek. İkinci sıraya bakalım birlikte. Kek. Burada da kek bulduk, değil mi? Karşısına yazmalıyız bunu da. O zaman diğer saklı olan kelimeleri de siz bulun çocuklar. Bunu bir kontrol edelim mi? Bakın nasıl olmalı? İşte bu şekilde. Diğer çalışmaları da yapıp kontrol edin çocuklar bakalım. Devam edelim. Karşımıza ne çıktı? Kutulardaki sözcükleri k harfi ile tamamlayalım. Oluşan sözcükleri okuyalım demiş. Hadi tamamlayalım birlikte. Eksikler var burada. Buraya ve buraya k harfini yazmalısınız. Peki yazdığınızda ne oluşacak? Güzel. Kek. Hepsine bakalım. Sonra kontrol sırasında tekrar okuyalım bunları. Bunun başına k harfi eklenecek. Bunun sonunda var. Evet. Sonuna gelecek. Elek. Elek olacak. Bunun başına gelecek. Ne olacak orada da? Evet. Kal olacak. Ve bunun başına da k harfini eklemelisiniz. Ekleyip sonra okumalısınız. Biz birlikte bir kontrol edelim bunları. Hem birlikte de okuyalım. Evet, eksik olan tüm k harflerini yerleştirdik. Okuyalım birlikte.
Kek. Kel. Elek. Kal. Ve kale. Çok güzel. Çalışmayı tamamladık. Burada bir okuyalım yazalım çalışması var. Birlikte okumaya hazır mısınız? Hadi birlikte okuyalım. Kalk. Kalk. Ela. Kalk. Ela. Lale. Ek. Kalk. Lale. Kalk. Lale. Elek. Al. Lale. Kalk. Ele. Lale. Elekle. Ele. Bir kez daha. Kalk. Kalk. Ela. Kalk. Ela. Lale. Ek. Kalk. Lale. Kalk. Lale. Elek. Al. Lale. Kalk. Ele. Lale. Elekle. Ele. Çok güzel. Okuma çalışmasını yaptık. O zaman diyor ki aşağıdaki boşluğa siz de bu okuduğunuz kısmı yazın. Hemen bir kontrol edelim. Nasıl olmalıymış bu? Başlığımız var. Sonra her sıraya yukarıda gördüğünüzü yazıyoruz çocuklar. Önce okuyun, sonra yazın. Bunu da kontrol edelim. Evet. Tamamladık çalışmayı. Atanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.